Bana her şeyi olduğu gibi anlatmalısınız ki size yardımcı olayım. Bakın, savcı size niye Punto Kitabevi'ne gittiğinizi, Tarık Bilgin'i daha önceden tanıyıp tanımadığınızı soracak. Onun ayağı kaydı ve merdivenlerden düştü. Yardım etmeye çalıştım ama olmadı. Mesele bu. Başka bir şey yok. Oraya neden gittiniz? Neyi gizlemeye çalıştığınızı bilmiyorum Ömer Bey ama savcı orada ne aradığınızı, Tarık Bilgin'le niye tartıştığınızı soracaktır. Ve bir cevap vermeniz gerekecek. Bütün söyleyeceğim bu kadar. Birazdan savcıya gideceğiz. Şimdi konuşacak bir şey olmadığına göre ben sizi dışarıda bekleyeyim Ömer Bey. İzninizle. Tahlil mi? Evet. Aynı şekilde kayıt yaptım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Buyurun. Tarık Bilgin... Şurada yakını bekliyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Pardon, boş mu acaba? Oturabilir miyim? Hı hı. Evet, boş. Oturabilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hastanız. Yani Tarık Bey nasıl? Hala şuuru kapalı. Ama henüz ameliyat falan demediler çok şükür. Siz kimsiniz? Ben Handan Tekiner'in geliniyim. Yani abim bu hale getiren Ömer Tekiner'in eşi misiniz? Biliyorum. Şu anda çok zor durumdasınız. Ama Ömer kimseyi incitecek biri değildir. Yanlış anlama. Ne yanlış anlaması hanımefendi? Her şey apaçık ortada. Kocanız gözü dönmüş gibi saldırdı. Hemen yardım çağırsaydım bunlar olmazdı. Abiniz iyileşsin, gerçek ortaya çıkacak zaten. Eğer Ömer'in hatası varsa sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Aslında bunun için geldim. Mesela daha iyi bir hastaneye nakil yaptırabiliriz. Bu konuda uzman doktorların görüşlerini alabiliriz. Ne dersiniz? Ne demek istediğinizi anladım. Bu şekilde kocanızı kurtarabileceğinizi zannediyorsanız aldanıyorsunuz. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil küçük hanım. Beni yanlış anladınız. Sadece yardım etmeye çalışıyorum. Tabii, yardımınızı kabul edeceğim. Biz de şikayetçi olmayacağız, öyle değil mi? Ama yağma yok. Abimi bu hale getiren her kim olursa olsun cezasını çekecek. Tekstil hisselerine gelen satışlar hız kazanmaya devam ediyor. Uzmanlar tekstil tahtasına gelen satışlarda Erol Tekiner'in kalp krizi geçirmesinin ve Ömer Tekiner'in gözaltına alınmasının etkili olduğu görüşünde. Borsa kulislerinde tekstilde yönetim boşluğundan doğabilecek olumsuz sonuçlar şimdiden konuşulmaya başlandı. Önemli iş adamlarımızdan biri olan Erol Tekiner'e acil şifalar diliyoruz. Şimdi sırada altın piyasaları var. Şu hale bakın. Olacak şey değil ya. Paniğe kapılan hisselerini satıyor. Bundan sonra neler olacak düşünmek bile istemiyorum. Bundan sonrası olacak mı acaba, şüpheliyim. Piyasada müthiş bir itibar kaybettik. Nasıl toparlarız bilmiyorum. Bir gün içinde olanlara bak ya. Erol Bey hastanede. Ömer gözaltında. Ömer karakolun yolunu bile bilmezdi. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız? Evet. Bir şeyler yapsak iyi olacak. Aşağısı kaynıyor. Çalışanlar çok tedirgin. Şimdiden dedikodular ayyuka çıktı. Bir gazeteci aradı. Şirketin durumuyla ilgili röportaj yapmak istiyor.
Ne diyeceğimi bilemedim. Çok dikkatli olmalıyız. Şu gazeteciyle konuşup durumu düzeltebiliriz belki. Ne bileyim, belki yurt dışı yatırımlarımızdan bahsederiz. Hangi yatırımlar? Biliyorsun ki işler düşündüğümüz gibi gitmedi. Evet, doğru. Kendimizi daha da kötü duruma düşürmeyelim. Haklısınız. Artık doğru düzgün düşünemiyorum bile. Ya keşke Filiz burada olabilseydi. Ama gördüğün gibi Filiz yok. Şimdi herkes saksısını çalıştırsın. Bir şeyler yapmalıyız. Dua edelim de Ömer bir an önce gelip işin başına geçsin. Yoksa ortada bir şirket kalmayacak. Tarık Bilgin isimli şahsı daha önceden tanıyor muydunuz? Hayır. Nasıl düştüğünü anlatır mısınız? Merdivenlerden aşağı katı iniyordu. Ayağının takıldığını gördüm. Siz mi ittiniz? Hayır. Ben yardım etmeye çalıştım ama tutamadım. Zaten hastaneye de ben götürdüm. Ama hemen ayrıldınız hastaneden. Babamın kalp krizi geçirdiğini öğrendim. Tarık Bilgin'in kız kardeşi abisiyle tartıştığınızı ifade etti. Aranızdaki mesele neydi? Tarık Bilgin'i tanımadığınızı emin misiniz? Sorularıma cevap verin. Ömer Bey yoğun stres altında olduğu için sorularınızı yanıtsız bıraktı. Bir an önce mahkemeye çıkarılıp tutuksuz yargılanması için salıverilmesini talep edeceğiz. Ömer Bey, bana hiç yardımcı olmadınız. Mahkemeye sunabileceğim yeterli delil yok. Bu yüzden ek gözaltı süresi talep edeceğim. Bir süre daha misafirimiz olacaksınız. Ama... Götürün. Bugün tekstil hisseleri çok hızlı düştü. Tabii Yılmaz'ın şirketi Gama da bu fırsatı kaçırmadı. Kaçırır mı? Öğrendiğime göre en fazla alım emrini onlar vermiş. Ne olduğunu bilmiyorum ama bu işin içinde bir iş var Halis. Herhalde bu şirkete boşuna bu kadar para yatırmıyor bu adam. Yılmaz ne kadar hisse alırsa sen ondan daha fazlasını al. Tamam Meral Hanım. Zaten şu anda tekstilin hisseleri çok ucuz. Kârlı bir yatırım olacağı benziyor. Öyle görünüyor. Yarın gelişinden bellidir. Ak ellerinde sen... Beni çağırır mısın abi? Gel Yılmaz, gel. Sana iyi haberlerim var. Araştırdık, Ömer Tekiner'e yardım edecek birini bulduk. Öyle mi? Tabii, gidip konuşmamız gerekiyor. Seninle gidersek daha iyi olur. Sağ ol abi. Hazırsan hemen çıkabiliriz. Hadi bakalım. Bize yardım eden kim? 7 yaşından beri tanıdığım biri. Çoktandır karşılaşmadık. Onu tekrar göreceğim için çok heyecanlıyım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.